kaliteli malzeme yapısı var. Hemen şöyle baktığımız zaman direksiyona dikkatinizi çekmek istiyorum. Turuncu dikişler gördüğünüz gibi viteste ve el freninde de aynı dikişler hakim. Bu çok güzel bir hava katıyor. Evet, koltuklardaki turuncu dokumayla çok büyük bir uyum içerisinde. Bir bayan olarak bunu kesinlikle fark ettim. Çok havalı. bir de çok eğlenceli bir araba yeni Yaris. Gençlerin çok dikkatini çekeceği dokumatik touch ekranımız, multimedya ekranımız var. B segmenti araçlarda rastlamadığımız, alışık olmadığımız bir ekran. Ekranda kanallar arası dokumatik olarak gezinebiliyoruz. Ve diğer bir bilgi ekranımızdan anlık yakıt tüketimimizi, ortalama hızımızı, range kalan yakıtla ne kadar yol gidebildiğimizi görebiliyoruz. Bluetooth üzerinden telefonla konuşabiliyoruz. Telefonla konuşurken artık o kadar ilerlemiş boyutta ki hem konuşabiliyoruz hem mesajlaşabiliyoruz. Hatta ve hatta daha ileri gidip telefon rehberinizi olduğu gibi buraya geçirebiliyorsunuz. Bir de çok büyük bir farklılık göstereceğim size. B segmenti araçta olduğunuzu lütfen unutmayın. Hiçbir rakipte olmayan bir yenilik bu da. Yeni vitese taktığımızda geri görüş park kamerası. Süper. Benim için tüm bayanlar artık tüm bayanlar için özellikle evet, çok önemli. Bu inanılmaz bir konfor. İnanılmaz hassas bir direksiyona sahip bir özelliği de o ve bu nedenle de sınıfının en yüksek manevra kabiliyetine sahip. En dar sokaklarda bile çok kolaylıkla manevra yapabiliyorsunuz. Süper. O zaman ben aracın dışını da merak ediyorum. Hangi donanım seviyeleri mevcut? Biraz da ondan bahsedelim. Aracımızda 4 tane donanım var. Life, Fun, Style ve Cool olmak üzere 4 donanıma sahip. Ama bu 4 donanımı da kendi arasında daha da zenginleştirebiliyoruz. Dedim ya çok eğlenceli diye. İstediğiniz gibi genişletebiliyorsunuz opsiyonel paketlerle. Daha da zenginleştirebiliyorsunuz. Türk müşteriler için, Türk kullanıcı için özellikle biliyorsunuz bagaj çok önemli. Eşyalarımızı toplarız ve çıkarız ama o eşyaları koyabilmek için iyi bir bagaj gerekiyor. Bir bakalım bu bagaj hacmi nasıl? Yeni Yaris'imiz rakipler arasında oldukça iyi bir bagaj hacmine sahip. Aracın motor seçenekleri nelerdir? Motor seçeneklerimiz 1 litre benzinli motor seçeneğimiz var. İncelediğimiz araç 1.33 benzinli Style'dı ve 1.4 turbo dizel seçeneklerimiz var. Yeni aracımız kendi segmentinde nerede konumlanıyor, nereye konumlanıyor ve segmentin geçmişi ya da geleceği hakkında ne gibi bilgiler alabiliriz sizden? Türkiye pazarı sedan ağırlıklı bir pazar biliyorsunuz. 2010 yılı satış rakamlarına bakarsak sedan dan sonra en büyük pazar B segmentine ait. Ve biz B segmentinde yeni Yaris'in çok büyük bir hamle yapacağına inanıyoruz. Özellikle genç kitleyi hedefliyoruz. Bu da bizi çok heyecanlandırıyor yeni Yaris'te. Pınar Hanım, peki 1.33 litre benzinli aracınızda sunulan CVT şanzımanı ile ilgili bize bilgiler verebilir misiniz? Sizin programınızın ismiyle çok eşdeğer. Tam bir sürüş keyfi. Hatta seyrederken hiç yormaz söyleyebiliriz. CVT şanzımanımız çok güçlü bir motora sahip. Çok güçlü bir motora sahip derken çok tezat, çok düşük yakıt tüketimine sahip. Çok düşük egzoz emisyonuna sahip. Sınırsız vites aralıkları var. Yani 4 ileri, 5 ileri, 7 ileri demiyoruz. 1000 ileri, 2000 ileri, 3000 ileri demiyoruz. Sınırsız vites sunuyor bize. Ve inanılmaz düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Bu çok özel bir şanzıman tipi. Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir? Ben Yaris lansmanından zaten alışıksınızdır. Heyecana varsanız, Yaris'e varsanız tüm müşterilerimize 19-20 Kasım tarihleri arasında cumartesi pazar günü bir etkinlik yapacağız. Derindere Zeytinburnu plazamızda tüm müşterilerimizi bekliyorum. Bu keyifli otomobili, eğlenceli Yaris'imize test etmek isteyen tüm müşterilerimizi plazamıza davet ediyorum. Sizleri başta bekliyorum. Evet. Zeytinburnu plazamızda bir kampanyamız var. Bu kampanyamızda 1 Kasım'la 31 Aralık tarihleri arasında plazamızdan araç satın alan her müşterimize yeni yıl sürprizi var. Bu yeni yıl sürprizimizde de
bir müşterimiz plazma TV, bir müşterimiz iPad, bir müşterimize de iPhone hediyesi vereceğiz. Satın alan her müşterimiz bu çekilişe kazanma hakkına sahip olacaklar. Çok güzel. Herkese bol şans diliyorum o zaman. Çok teşekkür ederiz. Herkese. Çok size de teşekkür çok teşekkür ederim. Sevgili Sürüş Keyfi izleyicileri, One Rent A Car Oto Kiralama'dayız. Soner Öztekin bizimle. Soner Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Araç kiralamak isteyen sürücüleri nasıl seçiyorsunuz? Belirli kriterler var mı bunun için? Belirli kriterlerimiz tabii ki var. Öncelikle müşteriyi görmemiz lazım. 22 yaş üstü olması lazım. Ehliyetini bir 3-4 senelik kullanıyor, hani araç kullanıyor olması lazım. Tabii ki çoğu zaman da referans olarak hani daha önce bizden araba almış mı ya da almış kişiler var mı arkadaşları, nerede oturuyor, ne iş yapıyor, bunlar bizim için çok önemli. Herkese de araba vermiyoruz çünkü sıkıntılar çıkıyor. Yani çünkü araç kiralayan insanların %20'si sıkıntılı işler yapıyor. Evet, bunu da soracağım zaten ilerleyen sorularda. O sıkıntılar da çok büyük aslında bu sektörde. Peki ben sadece TC numaramının olduğu kimliğimle geldiğimde araç kiralayabiliyor muyum buradan? Ehliyetiniz olması gerekiyor. Kimlik, evet. TC numara yazılı kimlik. Bir de adres belirtir bir belge. İkametgah olabilir, elektrik, su, GSM faturası olabilir sizin adınıza olan. Bunun gibi evraklar istiyoruz. Yani adres belirtir bir belge olması lazım. Düşünelim ki bu belgelerden biri yok. O zaman problem çıkıyor değil mi? Bu konuda yardımcı olabiliyoruz. Çünkü müşterimizin nerede oturduğunu bilmemiz lazım. Hangi semt olduğunu bilmemiz lazım ki biz de ona göre kendisine yardımcı olalım. Kış döneminde biliyoruz ki araç kiralamalarda da düşüş oluyor. Peki fiyatlarda düşüş oluyor mu aynı orantıyla? Tabii ki fiyatlarda bu konuda düşüş oluyor. Bu da neden oluyor? Çünkü elimizde yaza göre kışın daha çok araba oluyor. Biz de fiyatı indirmek zorunda kalıyoruz. Yazınki durum daha farklı oluyor. Yazın tatile gidenler çok oluyor. Hava sıcak oluyor. İnsanlar cumartesi pazar gezmeye gidiyorlar. Pikniğe gidiyorlar. Denize gidiyorlar. Farklı farklı yerlere gidiyorlar. Memleketlerine gidiyorlar. Ama kışın tabii bunlar olmuyor. Ne kadar bir düşüş oluyor fiyatlarda? İzleyicilerimiz şu anda bizi takip ediyorlarsa kışa girmişken. Evet. Ne kadar düşüş oluyor? %30-35. Kirada olan araç kaza yapması durumunda araç sürücüsü ne yapmalı ilk olarak? Şimdi biz öncelikle buradan araç verirken müşterimize kartımızdaki numaraları veriyoruz. Diyoruz ki herhangi bir şey olursa, ne olursa olsun, en ufak bir şey bile olsa, lastik bile patlasa bizim haberimiz olsun diyoruz. Ki anında size yardımcı olabilelim, hemen hazır gibi yetişelim size. İşte rapor tutulacaksa rapor tutuyoruz. Eğer ki bir araçta bir kısmi motor hasarı varsa başka bir araç tahsis edip hemen araçlarımızı servise çekip tamirine başlıyoruz. Zaten bu işle ilgili kendi servisimiz var. Peki araçta bir sorun çıktığında, yani araçla ilgili bir problem yaşadıklarında ilk olarak ne yapmalılar ve bu mağduriyeti gidermek adına siz ne yapıyorsunuz? Zaten bu konuyla ilgili arkadaşlarımız var. Onlar hemen aracın yanına gidiyorlar. Hemen müdahalede bulunuyorlar. Araçla ilgili hasar eğer zaman alacaksa hemen müşteriye başka bir araç tahsis ediyoruz. Zaten garantili araçlarımız oluyor. Servisimizi çekip onarmaya başlıyoruz. Garantili araçlar oluyor aynı zamanda. Peki araçların modelleri nedir? Modelde bizim araçlarımız en fazla 3 ay 1 senedir. Yani zaten 2011 model dizel araçları. İlk başta da sormuş olduğum gibi bir takım evraklarla geliyoruz buraya ama bu evraklarda herhangi bir sahtecilik olma durumlarında ya da illegal durumlarda siz bu durumları önlemek için neler yapıyorsunuz şirket olarak? Evet, yaşadığımız şeyler var tabii ki. Mesela müşterilerimiz İstanbul içinde kullanacağım diyor. Şehir dışına çıkıyor. Tabii araçlarımızdaki GPS sisteminden biz bunu görüyoruz. Yani bizim verdiğimiz müşteri ehliyetsiz bir arkadaşına aracı veriyor. Oradan bir sıkıntı çıkıyor. Üçüncü olarak da illegal iş yapan sıkıntılı insanlar oluyor bazen. Bunları da dediğim gibi GPS sisteminden, sözleşmelerimizden, taahhütlerimizden gereğince önlemeye çalışıyoruz. İşimizi dört dörtlük yapmaya çalışıyoruz. Nerelerde şubeleriniz var ve izleyicilerimiz sizlere hangi saatlerde nasıl ulaşabilirler? Tabii şubelerimiz var. 4. Levent'te, Mecidiyeköy'de, bir de Auto Center'da şubelerimiz var. Daha üstün bir tarafımız 24 saat açık olmamız. 24 saat içinde müşterilerimiz herhangi bir durumda bize ulaşabilirler.
Toyota Plaza Derindere ile sürüş keyfi devam edecek. Toyota Plaza Derindere ile sürüş keyfi devam ediyor. Sevgili Sürüş Keyfi izleyicileri, Dot City Esenyurt'tayız şu anda ve burada müşteriler internet üzerinden araç satın alırken ve araç satarken neler yapacaklar ve nasıl bir süreçten geçecekler onu konuşacağız. Araç satmak istiyorum. Sanal ekspertiz raporu oluştur. Aracım Volkswagen. Volkswagen Golf. Yılı 2007. 1.6 FSI Comfortline, kilometresi 90.000. Ön fiyat 28.500-31.700 arasında. Sanal ekspertiz için detay bilgiler. Değişen parçası yok. Tamam, güzelmiş. Aracımı satmak istiyorum. Üye girişini yapalım. Araç bilgileri, yetkili satıcı Dot City Esenyurt formunu gönderdik. Araç almak istiyorum. Detaylı arama kriterleri Audi A3. Şanzıman türü otomatik. Yakıt türü benzinli. İl İstanbul. Stoğa giriş tarihi. Stoğa son 7 gün içinde girenler. Audi A3 1.0 Turbo FSI 2009. Yetkili satıcı Dot City Esenyurt. Araç kartı, teknik bilgiler. Güvenlik donanımları, ön sis farı, karanlık sensörlü farlar, sürücü ve yolcu hava yastığı, konfor aksesuarları, MP3'lü CD çalar, yol bilgisayarı, vites kumandalı direksiyon, spor koltuklar, 8 hoparlör, 2 bölgeli otomatik klima. Ekspertiz raporu için tıklayınız. Boyalı parçalar, kaput, salon çamurluk boyalı. Değişen parçası yok. Güzel. Kredi seçenekleri. 2195 peşin, 48 ay vade. 505 aylık taksi tutarları. Efendim? Merhaba, Doğuş Oto değerlendirmeden arıyorum. İsmim Tayfun. Bilgi Hanım'la mı görüşüyorum? Buyurun, benim. Dotcom.tr'ye bırakmış olduğunuz aracımı satmak istiyorum. Talebiniz için sizi rahatsız etmiştim. Müsait misiniz? Evet, buyurun, müsaitim. Satmak istediğiniz araç 2007 model Volkswagen Golf. Ve sisteme girmiş olduğunuz bilgilere istinaden sistemin vermiş olduğu bir fiyat mevcut. Net fiyatı çıkartabilmemiz için aracınızı 101 nokta ekspertizinden geçirmemiz gerekmekte. Bunun için müsait olduğunuz bir zamanda aracınızı buraya getirmeniz mümkün müdür acaba? Tabii mümkündür. Aynı zamanda benim de sitenizde görmüş olduğum bir araç var. 2009 model Audi A3. Ben de bu aracı incelemek istiyorum. Tabii ki. Aracın ekspertizini yaptırmak için buraya geldiğinizde ilgilendiğiniz aracı da inceleriz. Evet. O zaman sizi en yakın zamanda buraya bekliyoruz. Görüşmek üzere. İyi günler. Peki. Görüşmek üzere. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Buyurun araca geçelim. Tabii. Sevinirim. Buyurun. Aracımız 71.000 kilometrede, Audi 2009 modeldir. Audi A3 1.4 turbo motorlu 125 beygirlik bir araçtır. Üzerinde alüminyum alaşımlı çelik jant, gövde renginde kapı kolları ve aynaları mevcuttur. Donanım paketimiz Ambition'dır, en full paketimizdir. Onun dışında sol ön çamurluğunda ve kaputunda boya söz konusu, herhangi bir mekanik problemi yok aracımızın. Aracımıza bu nedenle de 6 aylık vermiş olduğumuz bir DOT garantisi var. Sınırsız kilometreyi ve kapsamaktadır bu. Aracımız Ambition donanım seviyesinde olduğundan dolayı dijital klima, çok fonksiyonlu deri direksiyon,
Deri vites topuzu, karanlık sensörümüz, sis farlarımız mevcuttur. Araçta yol bilgisayarı vardır. Bunun dışında en önemli iç aksanlarından bir tanesi sportif koltuklardır. Çift renklidir. Yine aynalarımız elektrikli ve ısıtmalıdır. Yolcu ve sürücü hava yastığının haricinde perde hava yastıkları da mevcuttur. 8 hava yastığı bulunmaktadır. ESP, EBD, ABS gibi güvenliğinize etki eden donanımlar da bulunmaktadır. Klimamız çift bölgeli dijital klimadır. Yolcu ve sürücü bölümünü ayrı soğutabilir. Şayet aracımızı beğendiyseniz satmak istediğiniz aracınızı takasta değerlendirebiliriz bu araç için. Bunun dışında kalan kısmı da vadelendirebiliriz, kredilendirilebiliriz. Bunun ödeme seçenekleri için de buyurun arzu ederseniz ofisimizde görüşmüş olalım. Tabii, buyurun, çok teşekkür ederim. İbrahim Bey, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarla ilgili 10 yıldır süren bir projemiz var. Sokakta İlk Adımlar ve bugün 10. yılını kutluyoruz. Ben çok iyi biliyorum ki Türkiye'de özellikle trafik konusunda eğitim açığımız çok büyük. Renault'un ve sizin özel katkılarınızla böyle bir proje Türkiye'deki en uzun proje olarak da gündeme geldi. Bu projeyle ilgili sizin söyleyecekleriniz nelerdir? Ethem Beyciğim, siz aslında her türlü safhasını çok iyi biliyorsunuz çünkü birlikte yaşıyoruz. Sizin de bana göre çok çok önemli ve kutsal katkılarınız var. Onun için size ne bahsedeceğim bilemiyorum ama yine de bir şeyler söylemeye çalışayım. Sizin de az önce belirttiğiniz gibi bir bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin hak ettiği, Türkiye'nin layık olduğu ama henüz başaramadığımız bir olguyu oturtmaya çalışıyoruz. Biz insanlarımızı trafikte birbirine saygılı, birbirlerine öncelik verebilen, birbirlerine tolerans gösterebilen ve kurallara uyan insanlar olarak birbirleriyle yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz. İşte her gün trafiğin içinde neler çekiyoruz biliyorsunuz. Çok daha verimli bir, çok daha kaliteli bir yaşam sürdürebiliriz. Hayatımızın günlük yaşantı olarak önemli bölümü trafikte geçtiğine göre orada çok daha etkin çözümler bulabiliriz. Ve her şeyden önemlisi canımızı, malımızı, hayatımızı çok daha koruyabiliriz. İşte onun için bu projenin çok büyük anlamı var. Çünkü çocuklara biz bu bilinci yerleştiriyoruz. Belli bir yaşa geldikten sonra, hayata atıldıktan sonra bu bilincin yerleşemediğini gördük. Bunu ne yazık ki artık itiraf etmek zorundayız. Yıllardır olan problemler gösteriyor. O yüzden çocuklarımızla eğer tohumda bu işi başarabilirsek, bu şekilde yeşeren filizler bu bilinçle mutlaka çok daha bizim arzu ettiğimiz noktaya bizi hızlı getirecekler. Onun için bu projeyi sürdürmekten, başlatmış olmaktan çok gururluyum. Örnek oluyor olmasından da çok mutluyum. İnşallah Renault olarak bu projede çok daha güzel örnekleri hep birlikte önümüzdeki yıllarda yaşayacağız. Çünkü biz bir kesmeyeceğiz. Biz 10 yılı bitirdik. Nice 10 yıllar devam edeceğiz. Devam ettikçe mutlaka birçok etkileşim olacak ve her etkileşimde yeni paydaşlar çıkacak. Görüyorsunuz ne kadar kalabalığız, ne kadar seçkin insanlar var. Hepsi gönüllü nedenle burada ve bu çok daha artacak ve sonuçta kazanan ben inanıyorum ki ülkemiz insanları olacak. O yüzden hiçbir şekilde kesmeden yola devam. İşte sevgili izleyiciler, Avrupa'nın trafiğine özeniyoruz. Avrupa trafik kültürünü çocuk yaşta oluşturuyor. İşte Türkiye'de de bu misyonu Renault üstlendi. İnşallah bu eğitim programları devam eder ve özlediğimiz sakin, bilinçli trafik Türkiye'ye de yerleşir.
başladı. Programın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte birbirinden keyifli konular ve konuklarımızla biz burada olacağız. Hoşçakalın. Plaza Derin Dere sürüş keyfini sundu.